Babamla yayın yap. Oğlum babamla ben bir gün yayın yaparsam burada var ya yerlere yatarsınız. Yapayım babamla yayın bir gün. Annemle babamı alayım oturayım yayın yapayım. Annemi boş Annem ağlar mı ağlar? Annem duygulu. Annem her şeyi ağlıyor oğlum. Böyle bir anımızdan bahsederiz. Annem hüngür hüngür ağlar burada. Annemi dahil etmeyelim de babamla feci makara döndürüz. Tamam okey sözüm olsun. Bir ara yapacağım. Bir ara yapacağım. Katliam tayfa. Yok kötü yorum. Birinin annesi babası yayındayken de gerçi çoğuluğuna çocuğuna beddua okuyan şerefsizler dolu. Onda... Ee, Elvin 10 lira yollamış güzel yayınlar. Noobslar'da ilk girmeye gireceklerin onu halk oylamasıyla bilinecekmiş. Sence nasıl olur? Donate de atmasak sana ulaşamayacağız ha. Ha öyle miymiş? Cidden mi? <laughs> Abi ben gidiyorum seni YouTube'dan izleyeceğim dedi bir ulan. Yaparım yaparım yok sıkıntı olmaz. Babamla güzel bir yayın patlatırız. İsterse yani. İster babam böyle kıl bir adam bilir de. Bir sıkıntı yanında sigara çok içmiyorum onun. O yüzden Baba ben bir yayını sana bırakayım da bir sigaraya gideyim diyeceğim mecburen. No 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 babanın hikayeleri çok iyi. Oğlum babam babam size şeyi anlatsın. Onun zamanında bak konu konu belli. Hiç böyle fantezi konulara gerek yok. Sizi yani şu anki yaşı 10 12 13 15 olan kitlenin dönemi benim çocukluğumun dönemi bir de babamın dönemi. Bak bu çok güzel bir konu. Babamın döneminde kız tavlama işleri nasıl oluyormuş? Onu babama soracaksın. Cadde Boston'un en yakışıklı adamı. İşte araba mevzuları nasılmış? O zaman babam oturur bir anlatır size. O dönemin eski Amerikan arabalarıyla caddede Bağdat Caddesi'nde nasıl kapıştıklarını, polislerin yakalayamaması falan. Kız olaylarını güzel anlatır. O zamanın gençliğini anlatır. Araba yarışlarını anlatır. Başından çok anı geçti babamın. O da anıcıdır ha. Sonra aile edebi, saygı, analar, babalar. Kim kime nasıl davranıyormuş? Babam ticarete nasıl alışıldı? Bunlar hep insanda böyle şey oluyor. Bize ne de diyenler olur illa ki ama. Hayat tecrübesi dinliyorsun oğlum. Güzel bir şey bu. Anacı, anacı. Anacı değil. Aklın fikrin anada. Benim kız sana aşık oldu tövbe ya Rabbim. babası askerlik almışsa bir <laughs> YouTube'u düşünsene Eldren'in babası askerlik anılarını anlatıyor. <laughs> sülale mülale kayarlar bu sefer. <laughs> Yeter lan oğlu bitti babası mı çıktı amına koyayım falan diye. Yapacaklar bunu lanet olsun ya. Öf. babası kız tavlama taktikleri veriyor. Eldren'in babası <laughs> yaşadığı anıları anlatıyor. Of. Neyse olsun. Baba figürü için ben babamı severim. Yani e, bir takım genç arkadaşlarımız var. O muhabbete dahil olsunlar isterim. Aa 99 depremini bir de babamdan dinlersiniz. Evet. Asıl olayı yaşayan olan o anlatsın nasıl? Benim sigara tüttürek muhabbetini o anlatsın mesela. Ben heveslendim lan. Dur bir dakika. Arıyorum babamı şimdi. Bak chat istiyor diyeceğim ha. Dur donatlara bakacağım. <laughs> Belki izliyordur lan yine. Arada biz izliyor onlar ha. Çok küfür ediyorum diye annem hala izleyemiyor ama. <laughs> Sesin uzaktan geliyor. Ne yapıyorsun? Ne yapayım valla? Dedenler buradaydı biraz evvel götürdüm bıraktım. Eee doğru. Sana ne söyleyeceğim? Ha söyle. Bizim chat diyor ki ben yayındayım şu an. Ha. Ee, bir gün diyor babanı da yayına çağır diyor. Hadi ya. Ha, bir e. gün seninle bir anı yayını yapalım mı? Anılarımızdan bahsedelim. Senin askerlik anımın, senin, senin zamanındaki gençlik, kıstavlama taktikleri falan anladın mı? <laughs> sokuyorsun beni. Ya. Niye baba? Sen cadde bostanın en çapkın ben... adamısın. Bunu biliyoruz. tamam oğlum bütün foyalarımız meydana çıkar ya. Sen karda yürür izini belli etmezsin. Bir şey olmaz ya. Kusura canlı oyun diyorsun manyak mısın? <laughs> <laughs> Karı mı kalmış izi mi kalmış? <laughs> Boş ver ya o zaman şimdi anlatsan ne olur? Fosil oldu herkes zaten. Bir şey olmaz ya. Ne demek istiyorsun? Aa, ya? yok yani senin için Çok demedim. Güzelken. Yani sen tığ gibi adamsın da hani işte. tığ <laughs> mı? Olgun kadınlardan hoşlandığını düşünerek bunu söylüyorum gençken. <laughs> Boş ver ben şu an sıçtım sıvıyorum. <laughs> <Ben gülüyor> şey Neyse şey yap. Sen yayına sözünü ver de şey. Ama zaman olarak söz verme. Tamam zaman olarak demiyorum. Ha. Yani en uygun bir anda. Tamam okey bir ara söz vereyim. E, tamam okeydir beraber Tamam. Okey okay, anlaştık. Tamam. Hadi öpüyorum anama selam. Hadi. Tamam, Hadi abi. bay bay. Sıçtım da sı <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir şey söyleyeceğim de babaya yapılan re kutsaldır oğlum boş ver. Babaya yapılan re kutsaldır. Fosil oldu onlar dedim ne demek istiyorsun dedim. <laughs> Ama iyi çevirdim. O zaman olgun kadınlardan hoşlanıyordun dedim. Yani babam şu an tığ gibi o zaman hoşlandığı genç olgun kadınlar şu an fosil. Ya ben ne diyorum ya? Fosille de demek oğlum ayıp bir kere yani. Babaya yapılan re kutsaldır abi. Babaya re yapmanız gerekiyorsa yapın. Fosil de oradan da sıçtım. Neyse başarım. Siktir hiç olmamış gibi varsayın o kısmı. Babam sözü verdi. Sözünü verdiyse tutar. Ee, şimdi taşındı onlar yeni. Onlarla uğraşıyor. Yorgun oluyor. Koşturuyor ediyor. Böyle kafası tam bura atlasın. Buraya geliriz otururuz. Ya da ben onlara giderim. Annem de olur. Annem olmasın. Annem olmasın yok. Annem olursa rahat anlat anlatır lan babam. Neyse ben çözerim o işi. Saygısızlık ne zaman kutsal oldu ki? Saygısızlık mı? Ne diyorsun lan? Sokuk. Saygısızlık mı yaptım ben bu ama? Amık duyarcıları ya. R saygısızlık mı lan? Ya illa bir tane malı bulacağım ya. Yakalayacağım. Birini göreceğim o bin kişilik chatten ya. Neyse keyfimi bozmuyorum. İyiyim kardeşim harbi teşekkürler. Yok yok annem bir şey demez canım annem yani babam onun ayarını tutturur oğlum. Çapkın adammış anlatırlar hiç ben bu, bu, arada bu hikayelerin hiçbirini babamdan dinlemedim biliyor musunuz? Hep çevreden dinledim. Mesela amcam anlatır kavga şeylerini. Babam hiç anlatmaz. İşte kız mevzuları mesela caddede bir kez babamı keserlerken yani kız keserken böyle kaza yapmış. Sonra gitmiş babama demiş ki hani size bakıyorum falan. Allah Allah demiş. Dur o zaman çözelim şu arabanın hasarını falan. Hep başkalarından dinledim bunları. Babam anlatmadı hiç Asıl amcam efsane olur da küfür nedir ondan görürsün söyleyeyim yani. Baban annenin nasıl tanıştığını anlatsın. Oo onların hikayesi çok güzel. Çok güzel onların hikayesi. Tokat manya yapmış babam birini. Doktor muymuş neymiş? Böyle Yanlış bak bunu sallıyor olabilirim ama aklımda kalan bu. Annemin önüne dünya artısı atmış biri. Seç demiş ya. Nerede istiyorsan orada yaşayalım. Çıkışta babam ağzına sıçmış herifin. Ağzına tıkmış şeyi haritayı. Öyle biliyorum. Doğru mu diyeyim bilemem. Onu sorarız. Teyidini alırız. Sikerim demiş senin haritanın da, şehrin de şehrinde memleketinde demiş. Ağzını bunu kırmış diye biliyorum. Annemi arayıp teyit almak yanlış olur. Babama sorarız onu. <laughs> Bana neden mal dedin çok mu akıllısın? Senin yaptığın yorumdan sonra evet. Senden çok çok da akıllı olduğumun farkındayım. Şu an o sikimde bile değilsin. Bence tez zamanda siktir git buradan. Yoksa bir yerinden girerim diğer tarafından çıkarım. Sen bile anlamazsın. Zevk almaya başlarsın. <laughs> nefes alayım. Babanla... Aa bu arada iyi taktik ha. Bak birine ee, bak gerçekten güzel taktik. Mesela balayı taktı. Yani o herif o zaman onu muhtemelen hani ne neredeyse orada yaşayalım demişti. Şimdi biz gariban olduğumuz için. Hani Türkiye haritası at anladın mı? At Türkiye haritasını. Nereye istiyorsan oraya gidelim. Adana merkez. Tıpış tıpış gidersin. Amca artı baba o tehlikeli. Aslında dört kardeşi toplayacaksın. Halam, amcam, diğer amcam, babam. Yayında bırakırım ben öf.